Çocuklar bizim aynamız olduğuna göre önce biz kendimizden başlayacağız. Acaba korona günlerinde evde çocuk olmak nasıl bir durum? Çocuklarımıza nasıl sohbet edeceğiz? Bugünkü sunumda ben sizlerle beraber bir kere çocukların gelişim dönemlerine uygun yaklaşmamız gerektiği üzerinde duracağız. Evde yapılabilecek etkinliklerimizden bahsedeceğiz. Koronavirüsü çocuklara nasıl anlatırız? Evde kaldığımız sürece ve uzaktan eğitim sürecinde nasıl destek oluruz? Bu süreçte biliyorsunuz ister istemez çocuklarımız tabletle, bilgisayarla, telefonla çok haşır neşir. Bizler de aynı şekilde. Peki biz bu teknoloji kullanımını, teknoloji bağımlılığı gelişmemesi için neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız ve sonuçta birbirimizle bazı temennilerle sunumu sonlandırmayı düşünüyorum. Sizlerin de bildiği üzere arkadaşlar bugüne kadar hiç böyle büyük bir şey yaşamadık. Böyle bir salgın yaşamadık. Şu an evrensel bir krizden geçiyoruz. Onunla karşı karşıyayız. Tüm dünyayı derinden etkileyen bir dönem bu. Ve burada ruhsal açıdan kaygılı olmamız çok normal. Yani bizlerin salgından etkilenmemiz, tedirgin olmamız çok normal. Kaygılanmak, korkmak son derece insani bir duygu ve bu duyguları yaşamamız da çok normal ama bu duyguları sürekli abartılı bir şekilde yaşadığımız zaman hastalık derecesine getirdiğimiz zaman tehlikeli. O yüzden bizler hep şunu deriz. Çocuklar bizleri gözlemler. Bizlerin aynasıdır. Biz nasıl tepki veriyorsak çocuklar da o şekilde tepki vermeyi öğrenirler. Küçük çocuklarda bilişsel gelişim düzeyleri ile kısıtlı tıbbi bilgiler nedeniyle hastalıkları, salgınları ya da virüs gibi konuları anlamakta ve anlamlandırmakta zorlanabilir çocuklar. Bu nedenle gerçekçi olmayan bakış açısıyla kaygı uyandıran değerlendirmeler yapabilirler. Biz de bu süreçte kendi duygularımızı kontrol ederek çocukların kaygılarını azaltabiliriz. Kaygılı ve korkulu olmak aslında bize neyi kazandırıyor? Önlem almamızı gerektiriyor. Gerekeni yapmamızı sağlıyor. Yani eğer her şey sıradanmış gibi davranırsak daha tehlikeli. Tabii ki kaygılı olacağız. Kaygılı olmanın, korkulu olmanın bize kattığı şey ne? Gerekeni ve önlem almamızı gerektirdiği için kaygı önemli. Çocuklara da kaygının, korkunun, hastalıkla ilgili olumsuz düşünce ve öngörülerin bizi korumak için böyle zamanlarda önlem almamızı sağlamaya çalışan beynimiz tarafından üretildiğini, beynimizin işini bizi korumak için düşünce ve duygular üretmek olduğunu onlara anlayabilecekleri şekilde anlatabiliriz. Tabii yaş gelişimine dikkat ederek. Neden gelişim önemli? Biz bilirsiniz eğitim fakültelerinde olsun, yani formasyon eğitiminde olsun, gelişim öğrenme dersimiz vardır. Hep deriz ki ya biz bu kuramları ne yapacağız? Bu kuramlar bizim ne zaman işimize yarayacak? İşte bu kuramlar bu zamanda işimize yarıyor. Neden? Çocuğun yaşına, gelişim seviyesine, özelliklerine göre bu bilgileri anlatmak için çok önemli. Özellikle 3-6 yaşta bu süreçte çocuklarımızın, bütün çocuklarımızın ruhsal, zihinsel, motor, sosyal becerileri kazanmasında sağlayan bazı aktiviteler ve durumlar var. Fakat bu aktiviteleri, durumları biz çocuğun yaş ve gelişim seviyesine göre ayarlamamız lazım. Nedir bunlar? 3-6 yaş grubu için ne var? Okul var, oyun var. Okul öncesi eğitim alan bir dönemde bu çocuklar ve oyun. 6-10 yaş arasındaki çocuklar ne yapıyordu salgın öncesinde? Yine okul ortamındaydılar, öğretmenleriyleydiler ve yaşıtlarıyla ilişki kuruyorlardı. Ergenlik dönemindeki çocuklar ne yapıyordu salgın öncesinde? Genellikle okul ve akran gruplarıyla vakit geçiriyorlardı. İşte şu anki salgın durumuyla da bu durum askıya alındı ve çocuklar yine aile dışı ve aile içi ortamlarda çocuklar ruhsal, sosyal, akademik birçok zihinsel gelişimlerini sekteye uğratabiliyorlar. Hatta farklı psikiyatrik sorunlar da ortaya çıkabiliyor bu dönemde. Ve bu dönemde bu ortamda takıntı, saplantı, mükemmelliyetçilik, sağlık kaygısı, ayrılma kaygısı, travma ile ilişkili bozukluklar, depresif duygu durumları, kaygı ile ilgili durumlar, sanrısal durumlar ağırlaşabilir. Bu durum çocukları bu problem davranışlara itebilir. Bu dönemde biz ne yapacağız aileler olarak? Ortaya çıkacak abartılı ruhsal etkilenmede çocukların ruhsal etkilenme derecelerini ağırlaştırabilir. Ayrıca tüm ailenin süreci yönetmeleri ve bu durumla baş etme becerilerini olumsuz etkileyebilir bu süreç. Çünkü bizler de insanız. Çocuklardan önce biz etkileniyoruz. O zaman ne yapacak aileler? Anne babanın ruh sağlığı da iyi olacak. Bu dönemde en az psikolojik sıkıntıyla geçirecek kişi kim? Anne babalar. Anne babanın sağlığı, psikolojisi iyi olursa çocuğun da sağlığı ve psikolojisi iyi oluyor. Peki bu dönemde kaygıyla baş etmede biz ne yapacağız? Nelerden yola çıkacağız? En önemli nokta ne? Biz önce koronavirüs salgını nedir bunu bileceğiz. Yani
Bizi bekleyen riskler neler? Ne boyutta bu salgın? Neler yapmalıyım? Neleri kontrol etmeliyim? Nelere dikkat etmeliyim? Ya da bu bildiğim şeyleri nasıl uygulamaya geçirmeliyim? Öncelikle biz kaygıyla baş etmede en önemli nokta karşı karşıya bulunduğumuz riskin boyutlarını net olarak bileceğiz. Peki bilgiyi nereden alacağız? Bilgiyi? Burada bilgi çok önemli. Bizim süreçte biliyorsunuz artık önceden belki de bilemiyorum. Hani ben şahsen kendi adıma öz eleştiri yapayım. Sağlık Bakanı'nın ismini biliyordum ama yüzünü, simasını bu kadar sık görmüyordum ekranlarda. Çocuklarımız da öyle. Şu an haber kanallarına baktığınızda mutlaka Sağlık Bakanımızın resmini görüyorlar, koronavirüsle ilgili görseller görüyorlar. Milyonlarca bilgi var internette, sosyal medyada. O yüzden bizim için şu an en önemli şey doğru bilgi kaynaklarına ulaşmak. Peki doğru bilgi kaynakları ne burada? Twitter mı, sosyal medya mı, Instagram mı, Google mu? Şu an ülkemiz için en iyi doğru bilgi kaynağı Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun verdiği bilgiler. O nedenle biz buradaki bilgileri dikkate alarak çocuklarımıza bilgide bulunacağız. Biz anne baba olarak kendimiz doğru bilgileneceğiz. Kendi çocuklarımıza bu konuda bilgi vereceğiz. Ve çocukların karşısında karşı karşıya kaldıkları riskler ve yapması gerekenleri netleştirip çocuklarımıza güven duygusunu bu şekilde aşılayacağız. Burada en önemli noktalardan biri anne babanın sosyal medya okuryazarlığı arkadaşlar. Yani eğer biz sosyal medyada gördüğümüz her şeye inanırsak olmaz. Biz de bilgiyi araştıracağız, doğruluğunu teyit edeceğiz. Çocuklar haberleri bizde izliyorlar. Ramazan da girdi araya ve evde kaldığımız süreçte rutinlerimiz de değişti. Bunlara da değineceğim biraz. O nedenle biz çocukların haberleri izleme süresini sınırlı tutmak zorundayız. Korkutucu görüntüler içeren videolardan, görsellerden uzak tutarak olumsuz haberlere, aile denetimi olmadan doğrudan maruz kalmalarını engellemek zorundayız. Ve çocuk ve ergenlerin bunlardan korunmaları ve doğru, gerçekçi bilgiye ulaşmalarını sağlamak zorundayız. Aileler ve öğretmenlerin tepkilerini izler çocuklar. Bakın sizler özellikle sınıf öğretmenleri çok çok önemli. Okul öncesi sınıf öğretmenleri, bütün öğretmenlerimiz önemli ama özellikle küçük çocuklar için ilkokul öğretmenleri, ana sınıf öğretmenleri çok büyük rol modeller. Kimi zaman aileler şöyle der ya da ben de karşılaşıyorum. Kendim de öğretmenim ama bazen benim söylediğimi yapmıyor kızım. Öğretmeninin söylediğini yapıyor. Çünkü onun gözünde çok büyük bir rol model. O yüzden bu tür kaygılı süreçlerde bizim vereceğimiz tepkiler çocuklara rol model olacak. Biliyorsunuz 99 ve 2002'de depremler yaşadık. Oradaki tepkilerimizi, oradaki deprem yaşayan arkadaşlarımız varsa aramızda bilirler. Biz korkmayı da aslında çocuklar bizden öğreniyor. Nasıl ki sevmeyi, sevilmeyi öğreniyorsa çocuklar bizden, korkmayı da bizden öğreniyor. O yüzden tepkilerimize sınır koymaya çalışacağız. Biz haberlere nasıl tepki veriyorsak, diğer yetişkinlerle aramızda nasıl konuşma geçiyorsa, çocuklar da bu konuda bizden ne görüyorsa o tepkileri vereceklerdir. Yine bu dönemde güvende olma duygusu çok önemli. İnsanlar kendilerini ne zaman rahat hissederler? Güvende oldukları zaman hissederler. Çocuklar da en büyük ihtiyaç olduğu şey güvende olma duygusu. Bu zor dönemden geçildiğini belirteceğiz çocuklara ama ailece neler yapmamız gerektiğini de onlara anlatacağız ve onlara şunu belirteceğiz. Onları korumak için dikkatli olduğumuzu da göstereceğiz. Yani sadece söz olarak değil, maske ise maske, elimizi yıkıyorsak elimizi yıkayacağız. Dışarı biz de çıkmayacağız. Çıktığımız zaman sosyal mesafeyi koyacağız. Aslında sosyal mesafe diyoruz ama aslında çok sosyal mesafe kelimesini de ben çok sevmiyorum. Belki de fiziksel mesafe demek daha doğru. Yine ailelerin neler yapması gerektiğinin en başında geliyor. Yani sözel değil, uygulamalı örnek alacak çocuklar bizi. Ve şunu bilecek çocuklar. Şu an dünyada böyle bir salgın var. Bu bir tek bizim ülkemizde değil, diğer ülkelerde de yaşanıyor. Fakat ülkemizin tüm çalışanları, hastaneler, sağlık çalışanları, devletin tüm imkanları, toplum elinden gelenin yaptığını çocuklara anlatmamız lazım. Yani COVID-12 salgının etkilenen insanlara yardım eden birçok kişi olduğunu çocuklara anlatmamız lazım. İşler yolunda gitmediğinde yardım edecek insanların olduğunu öğrenmeleri onları biraz rahatlatacaktır. İşte örnek veriyorum. Bana kızım soruyor. Anne ben virüs kapsam ya da sen virüs kapsan ne olur? Ya da sana virüs geldiği zaman ne olacak? Hastaneye gideceğimi, devletimizin bu konuda altyapısının olduğunu, beni oraya ulaştırmada yarayacak aracın olduğunu, beni orada bekleyen sağlık sisteminin olduğunu çocuklara anlatmam lazım. Ama şöyle bir durum da var. Maalesef, maalesef demeyeyim çok insani bir duygu.
Bazı şeylere bazen inanmayabiliriz. Yani resmi makamlarca bazı şeyler yanlış veya geç yapıldığı gibi düşüncelerimiz olabilir. Şu an değil mi? Bir tartışma var ülkemizde de. İşte maske dağıtımında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ya da testlerde sıkıntı yaşadığımız dönemler oluyor. Bunlar olabilir. Bunlar bizim düşüncelerimiz olabilir. Ama lütfen bunları paylaşırken çocuklarımızla paylaşmayalım. Çünkü çocuklar biz ne dersek inanacaklar. Çünkü en güvendikleri kim? Aileleri. O yüzden kendi kafanızdaki soru işaretlerini çocuklarınıza çok belli etmeyeceksiniz. Yine özellikle küçük yaş çocukları bu süreçte çok fazla soru soracaklar size. Normalde de zaten çok soru sorarlar. Çok da güzel bir şeydir. Yani biz soru soran çocuğu isteriz. Sınıflarımızda da isteriz. Anne baba olarak da bunu bilmek aslında çok gurur verici bir şey. Çünkü soran çocuk merak eden çocuktur ve bilgiyi öğrenmek isteyen çocuktur. Ve bu duygusunu bizim bu çocuğun törpülememek gerekir. Bu nedenle çocuğun sorularını biz defalarca tekrarlamak ve cevaplamak zorunda kalabiliriz. Bazı bilgileri sindirmeleri için birkaç kez tekrar gerekebilir. Ya da yoğun stres altındayken tekrar tekrar soru sorarak bizden güvence isteyebilirler. O yüzden çocuklara koronavirüsü anlatmamız gerekiyor. Sorularına cevap vermemiz gerekiyor. Küçük çocuklara özellikle virüsü nasıl anlatabiliriz? Virüs biz bile hani şu an göremiyoruz. Yani bildiğimiz bir şey yok. Ne var? Çocuklara bakterileri anlatabiliriz, mikroorganizmaları anlatabiliriz, görünmeyen canlılar hakkında bilgiler sunabiliriz. Örneğin Google'da milyonlarca bilgiler var bu konuda. Çocukların seviyesine uygun, yaş ve gelişim seviyesine uygun bunları anlatabiliriz. O yüzden görmedikleri için biz hani gelişim öğrenme dersinde diyoruz ya çocuklar işlem öncesi dönemde. Yani işlem öncesi dönem ne demek? Somut işlemlerde bile değil okul öncesi dönem. Yani her şeyi somutlaştıracaksınız. Somutlaştırsan bile anlamayabilir. O yüzden çocukla etkinlikler yaparak, koronavirüsle ilgili etkinlikler yaparak bunları çözebilirsiniz. Bunların anlayacakları bir dilde bilgi verebiliriz çocuklara. Ama her mikroorganizmanın da zararlı olmadığını, hatta vücudumuz için yararlı birçok organizmanın olduğunu da belirtebiliriz. Ama bunları öğretirken çocuklarımıza uygun hijyen kurallarını da anlatmamız gerekir. Örneğin yoğurtta da biliyorsunuz bakteri var. Bu da bir bakteri, yararlı bir bakteri. Buradan yola çıkabilirsiniz. Evinizde bunları anlatabilirsiniz. Bir de bizim çocuklarımızda en çok kaygıyı, güven duygusunu zedeleyecek şeylerden bir tanesi belirsizliktir. Çocuklar belirsiz oldukları zaman kaygı durumunda olurlar. Belirsizlik olduğunda boşlukları kendi zihinlerinde oluşabilecek en kötü senaryolarla doldururlar. O yüzden çocuklara belirsiz bir şey anlatmayın. Yani yanlış bilgi vermeyin. Düzgün, net, kısa, öz, kısaca çok fazla bilgiye de bombardımanına da çocukları bağlamayın. Örneğin haber izliyorsunuz. Bir sokağa çıkma yasağı oldu, değil mi? İlk sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşanan olayları biliyoruz. O yüzden küçük çocuklar bazı gelişmeleri ve haberleri yanlış anlayabilir. Mesela sokağa çıkma yasağı olursa yemeksiz kalacağız, aç kalacağız gibi algılayabilir. Ya da her hastalanan kişi de hastalık ağır seyreder, bunu düşünebilir. Ya da hastalığa yakalanan herkesin öleceğini düşünebilir. Ya da yoğun bakımda tüplere bağlanan kişilerin öleceğini düşünebilir. Ya da her yoğun bakımdaki kişiye tüp bağlanacağını düşünebilir. O yüzden onların ne bildiğini, ne düşündüğünü öğrenip onlara doğru bilgi aktarmalıyız. Yani çocuklarımızın bizimle rahatça konuşabileceklerini, soru sorabileceklerini, bilmelerini sağlamalı ve rahat bir sohbet ortamı sunmalıyız. Ayrıca istemedikleri, hazır hissetmedikleri sürece de konuşmaya zorlamamalıyız. Yani şunu yapmayalım. Yani çocuk bilgiyi istemeden İşte şu an bir salgından geçiyoruz. Gel sana şunu anlatayım. Koronavirüs budur demeye gerek yok. Özellikle 6 yaşından küçük çocuklar durum söz konusuysa eğer zaten bilgileri yoksa özellikle konuyu açıp bilgilendirmek gereksiz kaygıya sebep olacaktır. O yüzden bu tür gereksiz bilgilere çok fazla girmeye gerek yok. Siz öğretmenlere düşen şey ne burada? Biliyorum bu süreçte çok fazla aslında çok zorlanan kesimlerden biri de sizlersiniz. Neden sizlersiniz? Sürekli ödev yüklüyorsunuz sisteme, öğrencilerle ders yapıyorsunuz, evde annesiniz, evde babasınız, evde kendi çocuklarınız var, kendinize de vakit ayıramıyorsunuz. Belki en çok yorulan, en çok emek veren kesimler de sizlersiniz. O nedenle ödevlerinizi verirken velileri de eğitmeniz gerekiyor. En önemli şey veli. Biz ne diyoruz eğitimde? Üç tac ayağı var. Bunlardan bir tanesi aile, diğeri siz, diğeri okul değil mi? Çocuk da aile. O nedenle bu üç tac ayağında dikkat etmeniz gerekiyor aileye. Aile sizin verdikleriniz ne kadar çocuklara aktaracak? Yani o gönderdiğiniz etkinlikleri evde ne kadar uygulayacak? En önemli şey o yüzden uygulanabilir etkinlikleri paylaşmanızı size tavsiye ederim. İlkokul döneminde peki çocuklara biz bu durumu nasıl anlatacağız? Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, riskler konusunda bilgi vermemek onların sadece kaygısını arttırır. O yüzden bunlara bilgi vereceğiz. Çocukların uyku,
Yemek, teknoloji kullanımı, oyun saati, ders saatlerini mümkün olduğunca sabit tutacağız ve belli rutinleri koruyacağız. Şu an biz Milli Eğitim Bakanımız ne değil? Tatil değil. Tatil değil diyor, değil mi bu süreci? Evde eğitim. Evde eğitimde olduklarını çocuklar bilmeli. O yüzden öncelikle anne baba uyku saatine dikkat edecek. Yani saat 4'te 5'te yatıp saat 12'de 13'te kalkarsa bir çocuk bu eğitimi devam edemez. Özellikle evet belli şeylerde esnek olacağız. Çok katı olmayacağız. Örneğin normalde okula giderken çocuk 9'da yatıyorsa evet 10'da yatabilir. Ama çocuk artık 12'de yatmamalı. Evde eğitim de olsa rutinlerini bilmeli. Çünkü sabah okul var, EBA TV var, EBA'yı açacak, devam edecek, oyun saati olacak, yemek saati olacak. Özellikle yemek saatlerinde anne baba belki sabah erken kalkamıyordur ama öğle yemekleri, akşam yemekleri hep birlikte yemek yemelisiniz. Oruçlu olabilirsiniz ama çocukla beraber sofraya oturmalısınız. Uyku ritminin bozulması çocukların ruh sağlığını olumsuz etkiler arkadaşlar. O yüzden uyku ritmi çok önemlidir. Eskiler bilir misiniz? Büyükler der ki çocuklar uykuda büyür. Gerçekten doğrudur. Çocuklar uykuda büyür ve uykuda gelişir. Dinlenmeleri gerekiyor. Hücrelerin yeni bilgileri alması için beynin boşalması gerekiyor. Ama şu demek değil. Uyku saatinde çocuk yatağa gittiğinde eline tablet verip onu oyalamak değil vakit. Uyku vakti kitap okuyarak uyuyabilir. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Gözünü kapatıp dinlenebilir. Eninde sonunda uyuyacaktır. O yüzden lütfen velilerinize ve kendi çocuklarınıza da uyku ritimlerini bozmayın. Uyku saatlerini, ev rutinlerinizi kesinlikle bozmayın. Tıpkı okul zamanında olduğu gibi uyku ve yemek saatlerini düzenli tutmak kafa karışıklığını önlemede ve bu süreci kolay atlatmada çok büyük yardımcı olacaktır size. Yine her çocuk farklıdır. Her çocuk bireysel olarak farklılıklar gösterir. Her çocuğun geçmişi, yaşantısı, deneyimi, ev hayatı, ev ortamı bambaşka. O nedenle kaygı düzeyi, stresle baş etme beceri birbirinden farklıdır. O yüzden konuşacağımız bilgilerin nerede durmamız gerektiğini çocuğa göre şekillendireceğiz. Salgın hakkında konuşmak ve detaylandırmak isteyebilir bazı çocuklar. Bazıları ise hiçbir şey yokmuş gibi davranmak isteyebilir. O yüzden çocukların bireysel farklılıklarına burada dikkat edeceğiz. İlkokul çocuklarına oyun oynarken bilgi verebilirsiniz. Bir aktivite sırasında bilgi verebilirsiniz. Yine özellikle el yıkama gibi korunma becerini çocukla birlikte yürüterek hem doğru biçimde hastalıktan korunma önlemlerini onlara anlatabilirsiniz hem de korkularıyla daha iyi baş etme becerisine yardımcı olabilirsiniz. Ama burada dikkat etmek gereken şu var. El yıkaması ve hijyenle ilgili olarak bilimsel olmayan abartılı tutumlardan kaçınmak zorundasınız. Özellikle fazla kaygılı, mükemmelliyetçi, fazla titiz, sağlıkla ilgili daha fazla kaygıları olan, yoğun olarak anne babalarını kaybetme korkusu olan, obsesif, aşırı sorumluluk hissi olan çocuk ve ergenlerde bu aşırı titizlik, takıntıya, saplantıya, abartılı temizlik bunlar ileride obsesif kompulsif bozukluğa neden olabilir. Takıntılı tipler yetiştirebiliriz. O yüzden dikkat. Evet elimizi yıkayacağız ama sürekli el yıkayan tipler, sürekli temizlik yapan tipler haline gelmemeli çocuklarımız. Ergenler daha farklı. Ergenler başlı başına zaten ayrı bir konu. Çünkü ergenler biliyorsunuz artık bizlere karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi çok küçümseme eğiliminde olabilirler. Ya da bizim başımıza bir şey gelmeyecek. Biz zaten bu hastalığa yakalanmayacağız düşüncesinde olabilirler. Ergenlerle konuşurken onlara durumu şöyle anlatmanız lazım. Senin için endişeleniyorum demelisiniz. Ben dilini kullanmalısınız. Onu dinlemelisiniz ve çok tartışmaya girmeyin ergenlerle. Yani çok fazla tartışmaya girerek, onu çok fazla sıkıştırarak ve özellikle ergenlerde çok eleştiri yaparak bu süreci atlatamazsınız. Çok eleştirmeyin. Biraz daha sakin, biraz daha esnek. Onları dinleyerek bu süreci atlatabilirsiniz. Peki ev içinde neler yapacağız? En önemli şey değil mi? Neler yapacağız? Aslında sizler hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz evde neler yapılacağını ama bu biraz arkadaşlar kültüre göre, ailenin deneyimlerine göre değişen bir şey ve imkanlara göre de değişen bir şey. İster istemez her ne derseniz deyin, maddi imkanlar bu ev aktivitelerini bile etkiliyor. Peki maddi imkan çok önemli mi? Hayır, çok da önemli değil aslında. Burada önemli olan sizin rehberliğiniz, yani velilerinize rehberliğiniz, anne babanın çocuğa rehberliği çok önemli. Bir kere gün içinde çocuklarınızla, tabii yaş ve gelişim seviyesine göre belli bir zaman diliminde onunla özel saat uygulaması yapın. Bu özel saat uygulamasında illa oyun oynamak zorunda değilsiniz. Birlikte bir etkinlik yapabilirsiniz. Ama en önemli şey nedir biliyor musunuz ailede? Rutinlerinizi birlikte gerçekleştirmek. Yemek saatlerini birlikte yapmak. Sohbetleri birlikte yapmak. Evde herkesin katıldığı bir televizyon izleme saati yapabilirsiniz. Ama orada verimli hep beraber katıldınız. Yine televizyon ve teknolojik materyallerin açık olmadığı bir kitap saati, okuma saati düzenleyebilirsiniz. Kutu oyunları diyoruz ya, kutu oyunları. Evet, kutu oyunları oynayabiliriz. Maddi imkanı olanlar var, olmayanlar var, alabilir ama
Benim burada size tavsiye edebileceğim farklı bazı oyunlar olabilir. Şunlar, oyunlar derken işte tabii ki isim şehir oynuyorsunuz. Herkesin oynadığı şeyler. Adam asmaca, kelime oyunları. Belki şu an herkesin elinde hemen hemen internet var. İnternet olmayan çok az kişi var ama olanlardan büyüklerin, büyük ninelerimizin, dedelerimizin oynadığı oyunları öğrenip çocuklarınızla beraber oynayabilirsiniz. Mutfakta beraber etkinlik yapabilirsiniz. Bir turşu kurma olabilir, yemeği beraber yapmak olabilir. Mutfağı beraber düzenlemek olabilir. Hiç olmadı evdeki çamaşırları katlama saati bile yapabilirsiniz. Birlikte evi düzenleme saatleri düzenleyebilirsiniz. Eski fotoğraflara bakabilirsiniz. Günümüzdeki fotoğraflarla karşılaştırabilirsiniz. Onlar hakkında sohbet edebilirsiniz. Günlükler tutabilirsiniz. Eğer varsa tuttuğunuz günlükler çocukluğunuzda veya size ait, onu çocuklarınızla paylaşabilirsiniz. Milyonlarca aktivite yapabilirsiniz. Mesela şu an ne var? Dokuz taş oyunu var, değil mi? Kutu oyunu diyoruz dokuz taşı şu an. Ama evde barbunyalarla da oynayabilirsiniz. Beş taşı oynayabilirsiniz. Bunlar evin içinde yapılabilecek etkinlikler. Tabii evin dışında yapılacak milyonlarca aktiviteler ama dışarı çıkamıyor çocuklarımız ve bizler de. Eğer bahçemiz varsa bahçede milyonlarca etkinlik yapabilirsiniz. Çocuklarla toprakla vakit geçirebilirsiniz. Bahçeniz olmayabilir. Çiçek ekebilirsiniz. Beraber bitki büyütebilirsiniz. Bunlar çok çok önemli aktiviteler. Özellikle küçük çocukların bitki büyütmesi, toprakla haşır neşir olması hem stresi azaltır hem de rahatlatır. Örneğin hepimizin yapmış olduğu klasik deneyler var değil mi? Fasulye çimlendirme deneyi. Çok basit gibi geliyor ama aslında o kadar çok şey kazandırıyor ki çocuğa. Fasulyenin büyümesinin gözlemlenmesi, boyunun ölçülmesi, daha sonra onun karşılaştırılması, bir bitkinin oluşumunun gözlemlenmesi. Eğer küçük hayvanlarınız varsa bu süreçte onlarla ilgilenmek, bir sürü milyonlarca aktivite bulursunuz. Burada önemli olan şey ne aslında biliyor musunuz? Nitelikli zaman dediğimiz şey çocuğun içinde olduğu ve diyalog olan etkinliklere biz nitelikli zaman diyoruz. Nitelikli zaman içinde diyalog olan, birebir insanların birbirine vakit ayırdığı, paylaşım yaptığı, iletişimin olduğu zaman. İçine bunun yemek olabilir, deney olabilir, akademik bir çalışma bile olabilir. İlla birebir çocuğunuzla onunla oyun oynamak şart değil. Önemli olan onu dinlemeniz. Onunla vakit geçirirken onun gözlerine bakarak onunla ilgili duygularını, düşüncelerini dinlemeniz. Nitelikli zamandan kastımız bu. Yine eğer dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu veya otizm, zihinsel yetersizliği olan çocuk eğer evdeyse en büyük tehlike aslında şu an onlar için. Çünkü saldırgan davranışları artabiliyor bu çocukların evde kaldıkları zaman. Bu tarz durumlarda ne yapacağız? Eğer bir hekim takip ediyorsa, eğer bir öğretmen onu takip ediyorsa sürekli o öğretmenle, o hekimle irtibatta olup ilaç dozlarının ayarlanması, etkinliklerin ayarlanması şeklinde iletişim halinde olmanız lazım. Yine ailece egzersiz yapabilirsiniz. Bu ruh sağlığınızı ve hareketsiz kalınan bu dönemde beden sağlığınızı olumlu etkileyecektir ve obeziteyi engelleyecektir. Burada görselde kullandığım bazı şeylere biraz değişiklik olsun diye koydum ama espri katmak amacıyla. Gerçekten ev işlerinde özellikle burada beylere sesleniyorum. Öğretmenlerimize sesleniyorum. Eşinize yardım edin. Yemek yapmada olsun, ev temizliğinde olsun, çocuk bakımında olsun. Bunlar hem sizi hareketinizi arttıracaktır, hem de ruh sağlığınıza iyi gelecektir. Hem de açıkçası ister istemez çalışan annelerin birden evde olması onları ister istemez olumsuz etkiliyor. Beni bile olumsuz bir hale sokuyor. Neden? Birden eve kapanıyorsunuz. Hem çocuk var, hem okul var, hem ders anlatımı var. Hem tüm iş yükü üzerinizde. Eğer eşiniz çalışıyorsa daha da fena. Daha fazla iş yükü üzerinizde. O nedenle bu süreci atlatırken beylere çok büyük iş duruyor. Babalara çok büyük iş yükü düşüyor. O yüzden bu sorumluluğu ortak ele alabilirsiniz. Ve kendinize rutinler oluşturun. Yani EBA'da çocuklarınız ödev yapıyorken bir gün anne ilgileniyorken diğer gün baba ilgilensin. Eğer ailede bir büyük abla ve ebeveyn varsa, bir birey varsa o ilgilensin. Ruh sağlığı açısından da nasihat ve kızmak yerine çocuğunuzun yaşadığı sıkıntıları konuşturun, anlattırın kendisine. Çok fazla eleştirmeyin. En önemli şey bu. Eleştirirsek çocuklar bu süreci daha fazla, daha zor atlatacaklardır. Özellikle büyük anne ve büyük babalarla gibi aile üyelerini görememeleri onlarla ilgili olmadığını, büyüklerimizin sağlığıyla ilişkili olduğu konusunda bunu bahsetmeliyiz. Evet şu an dedeni, babaanneni göremiyorsun, anneanneni göremiyorsun ama bu senin suçun değil. Bu süreçte onlar daha büyük risk altındalar. O nedenle biz seninle gel onunla öğrencilik konuşalım, telefonla görüşelim gibi görüşmeler yaparak her gün bunlarla iletişimi sağlayabilirsiniz. Peki şu süreçte ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz ve uzaktan eğitim var. Çocuklar uzaktan eğitimle değişen yeni ev düzenine hemen alışmakta zorlanırlar. O yüzden biraz zaman tanımak gerekiyor. Muhtemelen bir aylık bir süreç geçti sanırım.
Bu bir ay süreçte muhtemelen artık çocuklarımız alıştı ama her şey mükemmel olacak diye bir şey yok. Yani çocuklara ödev gönderiyorsunuz. Tak o gün yap. Hayır, o gün yapmak zorunda değil. Ertesi gün yapabilir. Ya da verilen ödevlerden benzer bir şekilde siz evde yapıp yaptırabiliyorsunuz veli olarak ya da öğretmen olarak önerileriniz varsa alternatif etkinlikler sunabilirsiniz. Örneğin toplama çıkarma etkinliği gönderdiniz ailelere. Örnek veriyorum, ben hani başıma geldiği için söylüyorum. Hani ben çıkartabiliyorum ama çıkartamayan bir sürü veli olabilir. Onun yerine ne yapabilir? Oyuncaklarla topluma çıkarma yapabilir diyebiliriz çocuklara. Bu tabii ilk okul öncesi ve ilkokulda olabilir ama diğer durumlarda da siz ergenlerle çalışan öğretmenlerimiz varsa alternatif etkinlikler sunabilirsiniz. Mutlaka yolladığınız etkinliklerde evinde internet olmayan, evinde yazıcısı olmayan velileri de düşünerek, bazen velilerinizi de işe katarak etkinlik önerisini onlardan da olarak bu süreci yönetebilirsiniz. Neye ihtiyaç duyduklarını çocuklara sormaktan ve uygulanmaktan çekinmeyin. Mutlaka onlara sorun. Ne yapalım? Zaman zaman bu durumun geçici bir süreç olduğunu da çocuklar hatırlayın. Sürekli evde kalmayacağız. Bu süreç bitecek. Bu hepimizin, tüm dünyanın yaşadığı bir şey deyip bunları, bu kaygıyı azaltabilirsiniz. Yine dersin başına oturarak oturmakta direnen, bunun gerçek bir ders olmadığını söyleyen çocuklar olacaktır. Bu çok normal. Ama bu nedenle bu sürecin böyle geçeceğini, bunun bir ders olduğunu, gerçek bir okul olduğunu ve ciddiye alması gerektiğini mutlaka çocuklara anlatın. Sabahları erken kalkma, hazırlık ve kahvaltı düzenini sürdürmeniz hem çocuğunuz hem sizin için yararlıdır. Bunun için çocuğunuzun gece yatma saatini düzenleyeceksiniz ve kendi yatma saatlerinizi düzenleyin. Bir de arkadaşlar, ister istemez not, yani not verimi, bir ödev karşılığında bir vize, final karşısında not çocuğu güdüler. Evet, bakanımız bütün çocukların geçeceğini söyledi ama siz yine de çocukların bir ödül mekanizması değil de bir bunun yapılan ödevler sonucunda bir karşılıkta bir not alacağını belirtmenizde fayda olacaktır. Çünkü ister istemez bu güdüleyici bir şeydir. İlk günlerde öğrenme biçiminin kendisini nasıl hissettirdiğini ifade etmekte zorluk çekebilir. Çocuklar bu nasıl ders diyebilir. Ama bunu çocuklarla paylaşıp nasıl hissediyorsun? Sence nasıl bir süreçten geçiyor? Şöyle bir gerçek var. Tarihsel bir süreçten geçiyor çocuklar. Şunu da diyebilir. İleride bak, sen çocuklarına anlatacağın değişik bir deneyim yaşadın. Belki diyeceğiz ki ileride 2020'de bir salgın olmuştu. Evden eğitim alıyorduk. Anlatacağı şeyler olacak arkadaşlarına. İleride eşine, çocuklarına anlatacağı farklı deneyimler olacak. Bunu biraz da aslında avantaja dönüştürmek bizim elimizde. Yine her günün sonunda programa uymasını kolaylaştıracak bir günlük tutturabilirsiniz. Çocuklarınızın olumlu davranışlarını sözlerle ödüllendirebilirsiniz. Hafta içinde ve hafta sonunda rutinleri bozmadan, hafta bitiminde birlikte hedeflere ulaştıkları şeyleri gözden geçirip motivasyonunu artırabilirsiniz. O yüzden rutinler çok önemlidir. Rutinlerinizi bozmayacaksınız. Hafta içi ve hafta sonu akışını bozmadan hayata devam ettireceksiniz ve birlikte etkinlik yapabileceğiniz etkinlikleri bulabilirsiniz. Şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Çocuklar sıkılacaklar. Yani çocuklar sıkılıyor, ne yapacağız? Evet, sıkılacaklar. Sıkılmak da bir hayatın gerçeği. İşte ne zaman sıkılırsa çocuğun yaratıcılığı o zaman artar. Siz sürekli çocuklara etkinlik öneren, etkinlik veren anne babalar, öğretmenler olmayın. Bırakın çocuklar sıkılsınlar. Benim görevim çocuğu sürekli bir şeylerle meşgul etmek değil. Çocuk da o problem durumunda bu süreci nasıl yöneteceğini öğrenmeli. Bu bir fırsat bizim için. Bakalım çocuklarımız hafta sonları kurslara gitmeden, okuldan çıkıp etüt merkezlerine gitmeden nasıl vakitlerini geçiriyorlar? Çünkü zaten normal hayatta virüs olmadan önce de bence çok fazla zaten sıkıyoruz çocukları. O kurstan o kursa, o etkinlikten o etkinliğe, bırakın çocuklar kendileri etkinlik bulsunlar. Lütfen kendi çocukluğumuzu hatırlayın bir. Hangimiz hafta sonları kursa gittik çok fazla? Ben şahsen kendi çocukluğuma düşündüğümde, evet dershaneye gidiyordum ama işte sınav kaygısıyla. Ama çok da fazla beni annemin babamın kursa gönderdiğini hatırlamıyorum. Neden? Çünkü okuldaki eğitim sistemi zaten onu karşılıyordu. Tiyatro, müzik, hepsini okulda görüyordum ben. El becerisi okulda görüyordum. İşte bir izci kampına katıldığım zaman bir sürü beceriyi elde görüyordum. Şu anda benim bağlantımda sorun var mı bilemiyorum ama sanki bir bağlantıda sorun oldu gibi hissettim. Bu konuda bir şey var mı Elif Hocam? Aa, Bende bir gayet bağlantı. güzel gidiyor Zeynep Tamam, sıkıntı öğretmenim. Bir yok. sıkıntı yok. Tamam. O yüzden çocuklarınıza sıkılma fırsatı verin mi? Burada belki şeyi hatırlamakta fayda var. Eğitim sistemimizi biraz eleştirel bakmakta fayda var. Şu an şu anki eğitim sistemi biraz daha geçmiş yıllara göre ben biraz daha umutluyum etkinlikler bazında ama şeyi hatırlar mıyız bilmiyorum, köy enstitülerini. Burada köy enstitüleri bence
şu virüs günlerinde bence eğer elinizde kaynaklar varsa köy enstitülerindeki eğitim sistemini biraz inceleyin derim. Çünkü yurt dışında biz hep diyoruz ya, yurt dışını özleniyoruz, yurt dışındaki eğitim, işte Finlandiya eğitim sistemini olsun, orman okulları olsun. Baktığınızda aslında köy enstitülerinde var. Neden? Çocuk marangozluk yapıyor. Ahşapla birebir. Toprakla oynuyor. Yemek yapmayı öğreniyor. El becerisi gelişmiş. Sanatla ilgileniyor. Bir enstrüman çalıyor. Neden köy enstitüsünden yetişmiş bir öğretmen daha verimli? Çünkü her şeyi biliyor. Ama şu an günümüzde maalesef, şimdi öz eleştiri yapalım. Ben de yeni nesil bir öğretmenim. Sizlerden çok şey öğreneceğim ama tarhana çorbasını yapmayan öğretmenlerimiz var. Çay demlemeyi bilmeyen öğretmenlerimiz var. Bu yüzden biz bu süreçte aslında biraz özümüze dönüp hem eğitim sistemimize bakmalı, hem de evde anne babalar olarak, öğretmenler olarak çocuklarımıza neler yapmalıyız göster. Artık ilkokula giden bir çocuk artık kahvaltı sofrasını kurabilmeli. Ben bazen arkadaşlarımdan görüyorum, mesela çocuk ergenlik dönemine gelmiş. Diyor ki çocuk evde tek. Evet, ergenlik dönemine gelmiş çocuk artık evde tek kalabilmeli. Artık yemeği ısıtabilmeli. Yatağını toplayabilmeli. Ödevini kendi, artık ilkokul 2'ye 3'e giden çocuk ödev saatini kendi bilebilmeli. Eğer bunu yapamıyorsa bir sıkıntı var eğitim sistemimizde. İşte bu süreçte, evde kaldığım süreçte çocuklarımıza bu becerileri kazandıralım. Çamaşırını katlamayı öğretelim. Yatağını toplamayı öğretelim. Sofrayı birlikte toplamayı öğretelim. Marketten geldiği zaman bir malzeme, onu beraber temizleyip yerleştirmeye yönelim. Süreç bu. Yoksa farklı bir, benim burada size şu etkinliği yapın, bu etkinliği yapın, hiçbir şey kazandırmayacak. Etkinlik bazlı öğretim ben yana çok değilim ben. Ben daha çok eğitim boyutuna bakıyorum. Bu virüs günlerinde bizim çocuklara kazandıracağımız en güzel şey yaşam becerileri olacak. Sosyal beceriler olacak. Sorumluluklarını bilmek olacak. Örneğin ödev geliyor çocuklara. Beraber ailece bakın. Neyi ne zaman yapacaksın? Çocukla beraber planlayın. En önemli şey bu. Bir de olmazsa olmazımız, ister istemez her ne kadar biz engellemeye de çalışsak bir gerçek var. Telefonlarımız var. Tabletlerimiz var. Sosyal medya var. Bunlar bizim hayatımızın içinde. Ben size ne kadar diyeceğim? Hayır, şu kadar izlemeli. Hayır, ister istemez esnek davranacağız bu süreçte. İster istemez esnek davranacağız. Ama esnek davranacağız derken çocuğu kontrol etmeyeceğiz demiyorum burada. Çocuklar, anne babanın telefon, bilgisayar saatlerinin düzenlenmesinde bu dönemde çok önemli. O yüzden bu dönemde anne baba olarak çocukların telefon saatlerini, bilgisayar saatlerini düzenlemek zorundayız. Peki ne yapacağız? Eğlence amacıyla teknoloji kullanımında verilen sabah akşam 20 dakikalık izinlerde eğer 1-2 dakikalık gecikme olabilir ama 10 dakika, 20 dakika gecikmeye artık göz yummamalıyız. Müsamaha göstermemeliyiz. Yine aile eğitimi burada çok önemli. Siz öğretmen olarak ailelere bu konuda destek verebilirsiniz. İnternet ve bilgisayarı etkin ve yararlı bir şekilde kullanarak çocuklarına model olmalarını sağlayabilirsiniz. Nasıl kullanacağız? İşte ben bankacılık işlemlerini buradan yapıyorum. Sosyal iletişim buradan sağlıyorum. İşle ilgili bilgileri buradan yapıyorum. Bakın ben şu an ne yapıyorum? Şu an iş hakkında bir konferans veriyorum. Sizler de öylesiniz. Çocuklara bunları anlatmalısınız. Sosyal medyada nereye girdiklerini çocuklarını takip etmelisiniz. Çünkü milyonlarca bilgi var içinde. Kaygıyı artıran paylaşımları değil, haberleri değil. Aynı zamanda salgını küçümseyen haberleri de değil. Bu yüzden bunlara dikkat etmelisiniz. Neyi takip ettiğini çocuğun bilmelisiniz. Dizüstü yerine taşınmayan masaüstü bilgisayarlarla çocukların haşır neşir olmasını sağlayamazsınız. Genellikle bilgisayarı salonda tutmaya çalışın. Ekranın açık bir şekilde olmasını sağlayın. Ekranı ailenin görmesini sağlayın. Çocukların odasında bilgisayar olmasın. Çocukların bilgisayara dalıp gitmesini engelleyin. Bilgisayar ve televizyonun çocukla konuşularak kullanılması gerektiğini unutmayın. Eğer çocukta öfke nöbeti varsa kullanma konusunda, zaman konusunda kesinlikle geri adım atmayın. Yani annenin evet dediğine baba hayır dememeli. Babanın hayır dediğine anne evet dememeli. İnternet bağlantısını evde sürekli tutmayın. Sürekli açık olmasın. Benim şu an evimde küçük çocuklarım var. Şu an ben sürekli açık tutuyorum ama muhtemelen ilkokula başladıklarında biz de onu sınırlayacağız, kapatacağız. Çünkü hele hele ilkokul çağında çocukların eğer ulaşım konusunda bir sıkıntısı yoksa telefon kesinlikle elinde olmamalı. Yani o çocuğa telefon alınmamalı ödül olarak. Yine bilgisayar sürekli açık olmamalı. Sürekli hazırda beklememeli. Wi-Fi bağlantıları yerine kablolu bağlantılar seçebilirsiniz bir süreçte çocuklarınızı oyalamak adına. Gerekirse tableti kaldırabilirsiniz. Tableti işte bırakabilirsiniz. Zamanla ve sınırına mutlaka uymalısınız aile olarak. Aile içi iletişimi bu artıran bir şeydir. Ya da evde sınır koy, aman oynarsa oynasın, bir büyük varsa eğer evde. Bu bazen büyüklerimiz olabiliyor. Babaanne, anneanne, aman ne ağlatıyorsun deyip ya da çocuk ağladığı zaman oyalamak adına uzun süre tutuyor. Onu kibarca uyarabilirsiniz kırmadan.
Daha büyük çocuklarda bilgisayarın farklı kullanım alanları konusunda çocuğu mutlaka eğitmelisiniz. İlgi alanlarını çeken sitelere yönlendirebilirsiniz. Şu an biliyorsunuz online müzeler var. Beraber bu müzeleri dolaşabilirsiniz. Farklı olumlu seçenekler sunabilirsiniz. Ve aile olarak da işte PlayStation oyunlarını siz ortadan kaldırabilirsiniz. Bunları eve almayarak. Eğer siz zaten aile olarak PlayStation alıyorsanız burada bizim çok yapacak bir şeyimiz yok. Siz zaten buna engel oluyorsunuz demektir. Ya da sınırlar koyarak oynayabilirsiniz. Eğer oyun oynuyorsa çocuk, ki biliyorum birçok çocuğumuz oynuyor, bunun iletişim aracı olan oyunlar olmasını sağlayın. Video oyununu sosyal bir iletişim aracı olarak kullanmalı. Sohbet ederek oyun oynanmasını kullanın. Ve mutlaka internet filtreleri kullanın. Gerekirse beraber aile sözleşmeleri yapın. Birlikte internet kullanımında. İşte her iki tarafın gerçekten imzaladığı, zaman ayarının olduğu. Mutlaka sözleşmeler yapabilirsiniz. Uyku bozukluğunu yaratacak düzeyde yatakta tablet, telefon kullanımı varsa bu saatlerde bunları elinden alın çocukların. Karanlıkta bilgisayara girilmesini, telefona girilmesini mutlaka engelleyin. Çünkü bu aşırı odaklanmayı, çevreyi görmezden gelmeyi sağlayacaktır ve dikkat eksikliğini yapacaktır. Oyun oynarken sesin yüksek veya maksimumda olmamasını, etrafta olup bitenlerin seslerin, mesela eve misafir geliyor, çocuk hala oyun oynuyor değil mi? Hoş geldin demiyor. Bu çok büyük bir hata. Eğer bizim çocuğumuz bu durumdaysa ben bir kendime bakmalıyım. Ya benim evime farklı bir yabancı geldi. Bu çocuk artık yerinden kalkmıyorsa. Bunu ben şeyde de derim. Okul önce sınıflarında eğer sınıfa bir öğretmen geldiğinde ya da yabancı geldi, çocuk kalkıp kim geldi, merhaba, hoş geldin, günaydın demiyorsa buradaki eğitimde bir sorun vardır. Yani akademik beceriden ziyade bu tür değerleri biz çocuklarımıza kanıtlamalıyız, öğretmeliyiz. Özellikle bilgisayar oynarken çocuk ne olup bittiğini dışarıda görmüyor. Burada tehlikeli boyuttadır. Çocuk evet oyun oynayacak ama dışarıya da dikkatini her zaman verecek. Yine ekran ışığının renklerini aydınlığını maksimumda yapmayın. Çünkü eğer çok fazla ekran ışığı olursa ve aydınlık olursa çocuğun bağlanması ve odaklanmasına yol açacak. Bu diğer taraftaki uyaranları kesinlikle görmeyecektir. Peki sonuç olarak biz ne yapacağız bu süreçte? Bu salgın sürecinde. Bu salgın süreci bizim seçimimiz değil. Bu tüm dünyanın başına gelmiş bir olay. Biz ne yapacağız bu bilinçle? Evde kalacağız. Evde çocuklarımıza verimli olacağız. Sunum kısmı arkadaşlar benim bu kadar. Sunumdan ziyade ben bahsetmek istediğim şeyler şunlar. Biz etkinlik bankası değiliz öğretmen olarak. Bunu unutmayın. Anne baba olarak da etkinlik bankası değiliz. Bu süreçte biz de sıkıntıdan geçiyoruz. Bizim de duygularımız var. Çocuklar bunları da öğrenmeli. Evet, onları iyi vakit geçirmesini sağlayabiliriz. Eğlenceli vakit geçirmesini. Ama sürekli bir etkinlik moduna sokmayın. Öğretmenlere de ben burada sesleniyorum. Öğretmen arkadaşlarıma, ana sınıf öğretmenlerine, ilkokul öğretmenlerine. Özellikle çok iş yükünüz var. Sırtınızda milyon canlı yük var. Bir kere öğretmen olarak siz bir kişiliksiniz. Anne baba olarak bir kişiliksiniz. Ailelerin gözünde bir kişiliksiniz, rol modelsiniz, annesiniz, ev hanımısınız, öğretmensiniz, bir sürü vasfınız var. Bu süreci kolay atlatmak için önce sizin mutlu olmanız lazım. Çok fazla etkinliğe boğmayın. Bakın nerede bakan zaten bütün çocuklar geçecek. Ben şunu demiyorum, etkinlik yollamayın demiyorum, yollayın. Ama etkinliğe boğmayın. Ne kendinizi, ne aileleri, ne çocukları. Çünkü şöyle bir gerçek var, yolluyorsunuz etkinliği. Onun kontrolünü sağlamak da çok zor. Çünkü ben en azından sizlerin nasıl bilmiyorum veli profiliniz ama benim öğrencilerimin yarısının internet ulaşım sıkıntısı var. Bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz var. Yazıcısı olmayan, iPad'i olmayan öğrencilerimiz var. Kaldı ki bunu kullanamayan velilerimiz de olabilir. Bu süreci sohbet ederek gerekirse köydeyse, bakın çok ciddi söylüyorum, köydeyse çocuklar ahıra gitsin. Bırakın hayvan sağma öğrensinler. Hayvanın pisliğini temizlemeyi öğrensinler. Şu an fide zamanı köylerde değil mi? Fide ekiyoruz. Şu an bahçesi olan velilerimiz, öğretmenler bilir. Bırakın çocuklar bahçede fide eksinler. Evdeyse saksıya çiçek eksinler. Çok fazla böyle akademik etkinliğe boğma taraftarı değilim bu süreçte. Bırakın bu süreci bir oyun dönemi, birbirimizle vakit geçirdiğimiz dönem olarak algılayalım. Ve beraber oyun, biliyorum belki yöneticilerimiz de bize, belki bana kızıyorlar şu an bilemiyorum ama belki üzerimizde büyük bir baskı da var etkinlik diye. Evet etkinliklerimiz olsun ama çok fazla etkinliğe boğarak bu süreçten yararlı çıkamayacağız. Çünkü inanın gelen etkinlikler 4 tane ise bir günde çocuk onun sadece 2 tanesini veya 1 tanesini yapıyor. Ve kontrolünüzü sağlamadığınız bir etkinliğin hiçbir anlamı yok. Şunu hatırlayın, çocukken en mutlu olduğunuz anlar ne zaman? Bir sohbet edersek en mutlu oldum. Benim mesela en mutlu olduğum an mahallede akşam 8'e 9'a kadar oyun oynadığım zaman. Neden? Oyun çocuğun işi, bu bilimsel olarak kanıtlanmış, çocuklar oynayarak öğrenir. Etkinliklerinizin de oyun bazlı olması lazım. Siz de öyle hatırlayın, en mutlu olduğunuz anlar ne zaman öğretmenin odasında?
sohbet ettiğiniz anlar, oyun oynadığınız anlar, dedikodu yaptığınız anlar, değil mi? Neden? Çünkü rahat hissediyorsunuz kendinizi. Çocuklar da bu süreçte evet oyun oynayacaklar ama etkinliğe boğmadan. Ve şunu unutmayın, rutinlerinizi mutlaka koruyun arkadaşlar. Evet çok zor. Ben şimdi akademisyenlerde şöyle bir şey var. Belki öğretmenlerde de öyle. Teorik bilgiler çok güzel ama uygulama çok zor. Ben 3 çocuk annesiyim. 2 tanesi ikiz. 2,5 yaşında. Bir tanesi 5 yaşında. Ben aynı zamanda akademisyenim. Eğitime devam ediyorum. Saat 2'de, 3'de, 4'te online eğitimlerim var. Ve o sırada arkamdan geçen 3 tane çocuk var. Ve bu doğal bir süreç. Kimisi pijamayla geçiyor. Kimi diyor ki altına yaptı. Kimi diyor ki karnım acıktı. Kimi diyor ki anne ben hamur yapmak istiyorum. Öteki diyor ki ben boyama yapmak istiyorum. Aynı zamanda bir de birbiriyle çatışan çocuklar, kardeşler var. Düşünün. Ergenlik dönemi geçiren çocuğunuz var ve aynı zamanda ilkokula giden çocuğunuz var. Aynı zamanda bebeğiniz olabilir evde. Bir sürü farklı gelişim düzeyinde olan çocuklar var. O nedenle anne babalar ilk kez bir aradalar çocuklarla. Ne diyor? Şu an belki de bu süreçte en fazla kârda, en fazla verimli atlatacak kişi öğretmenler. Neden? Kıymetiniz anlaşıldı arkadaşlar. Şu an velileriniz size dua ediyor. Allah'ım ne kadar iyi öğretmenlerimiz varmış diyorlar. Sizi hiç eleştirmeyecekler. Çünkü ilk kez bir aradalar. 24 saat düşünsenize. Hep beraber bir aradalar. Sizi ilk kez anlayacaklar. Çünkü neydi önceden? İster istemez okula yolluyorlardı. Değil mi? Baştan açıkçası baştan sağma gibi görüyordu velilerinizin yarısı belki. Belki çok bilinçli velileriniz vardı. Belki de çok hocam şu etkinlik de olsun. Diğer sınıf bunu yapmış. Şu da olsun. Bunu yapalım. Biz de böyle yapalım. İşte diğer sınıf bunu yapmış. Geri kalmış diyen velileriniz vardı. Akademik olarak koşan velileriniz vardı. Heh, şimdi o veliler evdeler. Ve o çocuklarla beraberler. Size burada tek sadece düşen ne? Onlara rehberlik etmeniz. Bu arada ben ilk kez şu yazışmaları görüyorum. Çok özür diliyorum. Onlara bakacağım. Evet uyku düzenimiz bozuldu. Sosyal medyada zaman getiriyorlar. O yüzden şu an biraz bakayım orada eğer kaçırdığım bir şey varsa onlara. Zeynep öğretmenim ben okurum size isterseniz. Tamam. Bir de onun için yormayın nefesinizi. Tamam. Eğer bir sıkıntı varsa benim anlatımımda eleştiriniz ben durabilirim de yani ben konuşmaya başlayınca bazen susuyorum. Yok yok gayet güzel gayet iyi. Demek istediğim şey bu süreçte biz de sıkılıyoruz. Bu çok doğal yani burada şey olmaya gerek yok. İyi öğretmenim şöyle yapmalıyım. Hayır benim de duygularım var ben de öğretmenim. Benim de kızdığım noktalar var. Çünkü anneyim insanım bireyim. Çocuklar için de böyle. Evet çocuklarımız kızabilir ağlayabilir ağlasın. Bir alacak, iki alacak. Çok sıkıldım anne. Benim çocuğum da diyor ki ben merkezde oturan bir bireyim. Bahçem yok. Çok daha büyük sıkıntılar geçirebiliyorum. Evet, ne yapıyorum? Balkonumda eğlendirmeye çalışıyorum. Sıkılacak. Ben bazen çok sıkıldığı zaman bakıyorum sadece. Hiçbir şey yaptırmıyorum. Gerçekten hiçbir şey yaptırmıyorum. Kendi kendine oyun üretiyor. Dün ben size ben kendi kızımdan örnek vereyim. Dün bizim bulduğumuz oyun neydi? Çocuk okul öncesi döneminde. Hiçbir şekilde ben ona harf öğretmiyorum, hiçbir şey öğretmiyorum ama kendisi dışarıdaki tabelalara bakarak kendi kendine harfleri öğrenmiş. Oradaki okuma yazma, biz buna görsel okuma yazma da deriz. Oradaki görmüş olduğu tabelalardaki yazıları yazdı ve biz onları beraber renklendirdik. Beraber vakit geçirdik. Bu başka bir şey yok. Ben tutup da hadi gel şu kitaptan bunu yapalım, şimdi şu oyun zamanı demiyorum. Ya da ne yapıyoruz? Küçük çocuklarla kendi yaptığım etkinliği söyleyeyim size dün. Bulaşık makinesini beraber boşaltma. 2,5 yaşında ama boşaltıyor. İşte küçük çatalları küçük yere koymayı öğreniyor. Ya da hep beraber evi temizliyoruz. Ben evi süpürürken onların hepsinin birer tane bez veriyorum. Çok da şirin oluyor. Çok da eğlenceli geçiyor. Tek tek beraber evi temizliyoruz. Bu başka hiçbir şey yok. Evde sizin velilerinize, anne babalara anlatacağınız şeyler de bunlar. O yüzden çok fazla olayı germeden illa etkinlik ya da film izliyorsunuz hep beraber değil mi? Bazen anne babalar birlikte film izleyebilirler. İlla çocuklar da izlemek zorunda değil bu filmi. Sizin kendinize beraber baş başa vakit ayıracağınız zamanlar olacak eşinizde. O zamanları da rutinlere eklemeniz lazım. Sürekli çocuk odaklı yaşamayacaksınız. Çünkü siz mutlu olmazsanız, siz gergin olursanız ki bunu deneyimliyorsunuzdur. Siz gerginseniz çocuklar da gergin oluyor. Çünkü ister istemez enerjiniz onlara yansıyor. Sizin gergin olduğunuzda onlar da susmayı öğrenecekler. Nasıl hani eski büyükler ne der sen veliyken ben deli, ben deliyken sen veli onu öğrenecekler. Bu süreci hep beraber atlatacağız. Ve etkinliklere gelince de okul öncesi öğretmenleri biraz daha şanslı. Sınıf öğretmenleri biraz daha şanslı etkinlik bazında ama etkinlik üretmede. Bunu çok etkinlik odaklı gitmeyin.
Bırakın çocuklar zaten bir dönem okula gittiler ve biliyorlar etkinlikleri. Onlar uydursunlar etkinlikleri. İnternette arkadaşlar, Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun, Twitter'da milyonlarca etkinlik hesabı var. Sizin takip ettiğiniz, güvendiğiniz etkinlik hesapları olabilir. Bunları velilerinizle paylaşabilirsiniz. Bırakın veli seçenek sunsun. Siz öğretmen olarak sabah kalkıyorsunuz, bugün hangi etkinliği yollayacağım? Ne yapacağım? Ders mi yapacağım? Etkinlik mi yollayacağım? Kendi çocuğuma mı bakacağım? Hayır. Hepsini yavaş yavaş, yavaş yavaş yaparak, çok kasmadan, çok gelmeden. Çünkü inanın sizin ruh sağlığınız bizim için daha önemli. Çünkü yarın bir gün bu süreç bitecek ve biz tekrar çocuklarımızı size emanet edeceğiz. Ve siz kaldığınız yerden o motor hayata tekrar devam edeceksiniz. Bizler de öyle. O yüzden bu süreci eğlenceli bak. Ve etkinlikleri siz de uydurabilirsiniz arkadaşlar. Milyonlarca şu an online kitap internette var, online müzeler var. Birlikte müze gezebilirsiniz. İnsanların kendi müzelerini oluşturmasına imkan sağlayabilirsiniz. Düzce'de yaşıyoruz. Sanırım şu an katılımcıların hemen hemen yarısı Düzceli olabilir. Düzce'deki kültür, yani yıllardır Düzce'de yaşamış olabilir. Düzce'nin kültürünü bilebilir. Düzce'de milyon tane etnik köken var. Değil mi? Kürt, Çerkez, Laz, Abaza bir sürü. Bunların özelliklerini ortaya çıkacak etkinlikler ortaya koyabilirsiniz. Velilerin birbirine anlatabileceği. Bir gün yemek etkinliği yapın mesela. Yaptıkları yemekleri anlatsın çocuklar size. Ya da bir gün babaannelerle buluştuklarında babaannelerin küçükken oynadıkları oyunları anlatsınlar. Ya da bir gün müzik etkinliğini şöyle yapın. Ninnileri öğrensinler. Anneannelerin, babaannelerin anlattığı ninniler. Yani çok kasmadan, çok materyal gerektirmeyen etkinlikler yapın. Çünkü inanın bazı etkinlikleri ben size söyleyeyim. Bir etkinlik yolluyorsunuz diyelim. Çocuklar etkinlikleri kendileri yapıyorlar ama arkadaşının yaptığı etkinliği merak ediyor çocuk evde. Soruyor. Mesela benim kızım soruyor. Anne diyor, diğer arkadaşlarım ne yapmış? Atmışlar mı gruba diyor. Biller atmadığı zaman çocuk bu sefer havada kalıyor. Diyor ki niye yapmamışlar? Ya da bir mektup yazma etkinliği. Bana mektup yazılmış mı? Öteki yazmış mı? İster istemez yapmış olduğunuz etkinliklerde hem çocukları kırmadan hem çocukları zora sokmadan, anne babaları da zora sokmadan etkinlik belirlemeniz gerekiyor. Yoksa koronavirüsü anlatmak artık bunlar internette milyonlarca şey var. Seviyesine uygun anlatabilirsiniz. Bu süreci siz de yaşıyorsunuz zaten. Evet, sokağa çıkmıyoruz. Çok sıkıldık. Çok bunaldık. Bir araya gelmek istiyoruz. Gerekirse kısa kısa Zoom toplantıları siz de yapabilirsiniz velilerinizle. Kendi aranızda da yapabilirsiniz. Yapın da zaten. Yani bu süreç ancak bu şekilde geçiyor. Hepimiz çok sıkıldık. Ben de çok sıkıldım. Sizler de çok sıkıldınız ama bu süreci biraz olumluya çevirmek bizim elimizde. Şu anda ben Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nü gerçekten kutluyorum. Ben de takip ediyorum Twitter'da. Öğretmenlerimiz masal anlatıyor, etkinlik paylaşıyor, öğrenciler bir şeyler paylaşıyor. O kadar çok çalışıyorsunuz ki aslında geride. Evet, sağlık çalışanları can siperhane çalışıyor ama geride aslında ben şu süreçte en zor kesiminde öğretmenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyi yönetiyorsunuz. Veliyi yöneten sizsiniz, evi yöneten de sizsiniz. O yüzden kendinize çok haksızlık etmeden, kendinizi de çok kasmadan bu süreci insani duygular bunlar. Çok normal. Sıkılmak da çok normal. O yüzden bu süreci normal olduğunu çocuklara hissettirerek geçebilirsiniz. Elif hocam, benim anlatacaklarım bunlar. Bana sorunuz varsa ya da sohbet, yani illa soru değil. Anlatmak istediğiniz, paylaşımda olmak istediğiniz bir şey varsa paylaşabilirsiniz. Ben naçizane dedim ya, öğretmenlikten gelen bir. Sizlerin benden daha fazla tecrübesi var. Çünkü sizler çok fazla aileye dokunuyorsunuz. Ben şu an üniversite öğrencilerine dokunuyorum ama sınıfta bir anneye babaya dokunmak çok farklı. Sınıfta öğretmen olmak çok farklı. Benim sizden öğreneceğim çok şey var. O nedenle buradaki paylaşımları bana siz sorarsanız ya da şöyle bir şey var, ben bunu deniyorum deyip paylaştığınız bir şey olursa tabii ki seve seve burada paylaşabiliriz sizlerle. Evet arkadaşlardan konuşmak isteyen varsa el kaldırdığında hemen yandan sesini açıp kamerasını açabiliriz. Bu şekilde sesli görüntülü bir katılım olur, daha iyi olur. Ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi bu arada yorumlardan da okuyayım ben arkadaşlar düşünürlerken. Ben WhatsApp üzerinden aile katılımı etkinliği yaptım demiş Fatma Savcı öğretmenim. Veli evde yaptığı etkinlikleri diğer velilere anlattı diyor. O gün dersi evet, velimiz yaptı diyor. Güzel bir çalışma aslında değil mi? Tabii ki çok güzel. Yani çocuklar sıkılacaklar. Zaten bakın yaratıcılık en çok, yani bu bilimsel araştırmalarda da gelir, yaratıcılık en çok sıkılınan ortamlarda çıkar. Biz zaten çocuğun adına çok düşünürsek, çok fazla bir şey yaparsak çocuğun yaratıcılığını engelliyoruz.
Bırakın çocuklar kendileri yaratsınlar oyunlarını. Uydursunlar, hikaye uydursunlar. Ya yırtık çoraptan kukla yapsınlar. Turşu kurun, birlikte turşu kavurun. Bakın Düzce'de yaşıyoruz değil mi? Şu an ne var? Kaldirik var değil mi sokaklarda? Kaldirikten sohbet edin. Sadece kaldirik. Nedir bu? Niye kaldirik? Çiçeği nasıl? Nasıl pişirilir? Kaç çeşit yemeği yapılır? Başka yerlerde yetişir mi? Konuşabilirsiniz. Çok rahat. Ya aslında günlük evde yaptığımız işlere çocukları belki dahil etmemiz tabii gerekiyor. Tabii ki. Çünkü evdeyiz. Yani özel bir zaman ziyadesinde işte ne yapıyorsak. Ben örneğin meyve suyu sıkıyorsam oğluma diyorum hadi gel birlikte sıkalım. Alıştı daha ben sıkayım diyor. Hani yarım yamalak oluyor ama yine yapabiliyoruz. Şu çiçek ekme ve fasulye yetiştirme fikrini verdiniz. Şimdi onu yapacağım hevesle. Onu bekliyorum. Oturum kapandıktan sonra gidip içeride bir fasulye çimlendirme girişiminde bulunacağım. Biz onu şöyle yaptık. Mercimek, fasulye ve nohut koyduk. Farklı gelişimlerini yani farklı bitkileri de gözlemledik. Çünkü hepsinin bitki yapısı farklı. Büyüdükçe yaprakları farklı. Kimisi tüylü. Kimisi dikenimsi, kimisi ince. Onları da işte bakın size geometri, matematik. Boylarını değil ölçersiniz. Mi? Boylarını çok ölçersiniz. Güzel. Farklılıkları var mı arasında onları tartışırsınız. Güneş olmayan yere koyun birini. Birini güneş olan yere koyun. Birini sulu yapın, birini susuz bırakın. Farklarını gözlemleyin, alın size fen etkinliği. Gibi. Evet, yani biraz kültürümüzden, yani bizden bir şeyleri koymak lazım. Bakın şu an Ramazan'dayız. Çok güzel bir ay. Çok fazla etkinlik yapabileceğimiz bir ay. Ramazan'ın ne olduğu, neden aç kaldığımızı, neden belli saatlerde yediğimizi, neden eskisi gibi çok büyük iftarlara katılmadığımızı ya da Ramazan'da eskiden Ramazanların nasıl olduğunu, Ramazan ayına özgü olan ibadetlerin neler olduğunu, camilerimizi, ibadet etmenin bize ne kazandırdığını, oruç tutmanın yararı ya da oruç tutamayanların neden tutamadığını, oruç tutanın tutmayana neden saygı duyması gerektiğini, oruç tutanın, tutmayanın tutana neden saygısı olması gerektiğini anlatabiliriz. Bunlar bizim için çok büyük fırsatlar. Bunlar bizim kültürümüzde olan şeyler. Bakın şu an ülkemiz olarak bir sürü mülteci barındırıyoruz değil mi ülkemizde? Bir sürü savaşlar bizi de etkiliyor ülkemizde olmasa bile. Belki onlarla da onların neler yaşadığını düşünerek düşünebiliriz. Aç kalmanın neden önemli olduğunu, hasta olmamanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu, ya da hasta olursak nelerle baş edebileceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, hasta olan bir insana nasıl yardım etmemiz gerektiğini anlatmalıyız. Bir gün aç kaldınız. Hani biz eskiden oruç tutardık. Öğlene kadar bizi oruç tuttururlardı. Hani çocuklara oruç tuttururlardı. Yani küçükken çocuklara tutturabilirsiniz öğlene kadar. Yani o deneyimin nasıl olduğunu, kendini nasıl hissettiğini ifade etmesini bir mektuba, bir hikayeye dönüştürebilirsiniz. İleride çocuğunuza hediye edebilirsiniz bunu. Yani bu süreci atlatmak bizim elimizde. Yukarıda bir hocam köy enstitülerinde biraz o örneğime kızmış ama benim orada kastettiğim öğretmenin düşüncesi değil hocam, Zeki Bilgili hocam. Benim orada kastettiğim beceri, sosyal beceri. Yani orada ben burada çok hani siyasi kısmına katılırsınız, o kısma katılmıyorum ben. Onu kastetmedim burada. Benim kastettiğim oradaki eğitim sisteminin çocuklara kazandırdığı ve şu an bizim yapmaya çalıştığımız da o değil mi? Zeka oyunları atölyeleri kuruyoruz okullarımızda değil mi? Deney atölyeleri kuruyoruz. Onlar var zaten bizim kökenimizde olan şey, bizim kültürümüzde olan bir şey. Bahçede eğitim. Ne yapıyoruz şu an? Bahçelerde eğitim yapıyoruz değil mi? İşte varmış eğitimde. Orada var zaten bizde olan. Bizim o yüzden yurt dışına özenmemize gerek yok. Bizim kültürümüz kadar eğitime değer veren hiçbir kültür yok arkadaşlar. Yurt dışına gittiğinizde görmüşsünüzdür zaten. Biz kültür olarak belki de bu koronavirüs sürecini güzel atlatmamızın sebebi budur. Yani işte temizlik kültürümüz, belki Müslüman olmamızın getirdiği bir şey de olabilir. Ben buna böyle düşünüyorum. İşte el yıkama olsun, yemek yemeden önce ellerimizi yıkamak olsun, bizi koruyan şeyler. Bunlardan bahsedebiliriz çocuklarımıza. Hele hele dediğim gibi Ramazan ayındayız. Sahur sohbetleri yapabilirsiniz beraber. Sahura çocuğu kaldırmak, beraber sahur sofrasını kurmak. Davul yok ama kendiniz bir müzikle illa davul olmak zorunda değil. Başka bir şeyle kaldırabilirsiniz. Özel iftar menüleri hazırlayıp velilerinizle paylaşabilirsiniz. Bu akşam biz bunu yiyeceğiz, siz bunu yiyeceğiz diyebilirsiniz. Kendi aranızda gizliden yardımlaşabilirsiniz. İhtiyaç sahiplerini bulabilirsiniz. Bunlar zor değil. Biliyorsunuz şu an işsiz olan bir sürü insan var. Okullarımız kapandı, yardımcı personellerimiz işsiz.
velilerimizden işsiz olanlar olabilir. Bunları organize edebilir. Bunlar da çok. Değer eğitimi diyoruz ya, hani değerler eğitimi, sevgi, saygı, yardımlaşma. İşte bunlar bu zamanlar için var. Şu süreçte bunları yönetecek olan bizleriz. Veliler olarak bir araya gelebiliriz, öğretmen olarak bir araya gelebiliriz. Bunların hepsi, ki şu an mesela evimize temizlikçiler geliyordu değil mi? Önceden gelenler vardır. Şu an onlar da işsiz, onlara yardım edebiliriz. Bunları, bu süreçleri, yani koronavirüs sürecini evde çocuk olmak, aslında evde insan olmak da diyebiliriz. Bu süreci yönetmek bizim elimizde, bizim kültürümüzde, bizim öğrendiğimiz yaşantılarla, deneyimlerle. Bunun bir kitabı yok arkadaşlar. Yani şu kitaba bakalım, bu etkinliği yapalım yok. Sizin elinizde olan bir şey. Siz bana anlatın evinizin rutinlerini, ben size milyonlarca etkinlik çıkartırım. Zeynep öğretmenim, an... şimdi evet. Yani evet. Küçük çocuklarla biraz daha kolay gibi geliyor bana aslında. Evet, küçük çocuklarla bence daha sorun kolay. Ergenler bu süreçte. Bu konuda Zeki öğretmenim de bir yorum yapmış. Ergenlik dönemi özelliği olan otoriteye karşı olma, anne baba dinlememeleri. İşte çözüm ne olmalı diyor. Aile içi şiddet gündeme geldi diyor ki çok gerçekten haklı bir serzeniş bu. Bence biraz daha ergenlerle ilgili neler şimdi yapılabilir? Şimdi şöyle, benim uzmanlık alanım okul öncesi olduğu için tabii ki ergenlik hakkında özellikleri biliyorum ama çok böyle bilimsel size şunu yapın bunu yapın demem çok doğru olmayacak. Ama şunu diyebilirim. Hani gözlemlediğim ve deneyimlediğim kadarıyla. Çünkü şu an bizde üniversitemizde 20 yaşın altında öğrenciler var. Onlar da bir ergen gibi davranıyorlar. Ödevlere tepkileri olsun, sürece katılımları olsun. Empati kuracağız. Çok eleştirmeyeceğiz. Ergenlerin en sevmediği şey eleştiri arkadaşlar. Kesinlikle eleştiri kabul etmiyorlar. Onlarla konuşurken diyor, ya şunu yaptığın zaman ben de kendim böyle hissediyorum. Ondan kaygılıyorum. O yüzden böyle hissediyorum deyip anlatmak lazım. Belki ödevli. Bir de şu an sanırım sınava girecekler. Yani çok en zor durumda olan kişiler onlar. Ama şöyle demek lazım. Bir tek sen değil, tüm ülke olarak aynı süreçten geçiyoruz. Yani senden ayrı eğitim devam etmiyor. Sen bir tek değil, hepiniz aynı durumdasınız. Aynı seviyedesiniz. O yüzden çok kaygılanmaya gerek yok. Rutinlerini ayarlamak lazım. Eğer film izleme saatleri varsa onları belirlemek lazım. Yani seçimlerini gözden geçirerek değerlendirmek lazım. Mutlaka çalışma saatlerini rutine koymak lazım. Ama onların rutinleri olmalı. Yani bir rutin içinde eğer çocuk diyorsa ki ben gece 3'te 4'te çalışıyorum. Evet, 3'te 4'te çalışsın çocuk. Ama o rutini uysun. Yani sürekli yatarak, uyuyarak veya sosyal medyaya girerek değil ama eğer çalışma saatlerinde esneklik varsa onu ergenler kendileri ayarlasınlar ama onu gizliden takip edecek olan anne baba. Ve çok sinirliler, dışarı çıkamıyorlar. Muhtemelen sosyal medyayla daha fazla gruplarla görüşüyorlar veya sevgilileri var, çok normal, görüşemiyorlar. Bunlar da olabilir. Gözlemleyerek onlara rehber olarak bu süreci atlatabiliriz. Dediğim gibi belki o farklı bir konuşma konusu olabilir çünkü ergen psikolojisi çok farklı. Biz de ergen olduk, biliyoruz. Evet, belki ayrı bir konu olabilir. Belki ayrı bir konu olarak ele alabilirsiniz. Evet, çünkü onu uzmanları, çünkü oradaki belki farklı ruhsal problemler de ortaya çıkacaktır. Ki çıkan arkadaşlarım olduğunu biliyorum ben kendi çevremden de. Takıntıları olabilir, belli bağımlı hale geldikleri şeyler olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekebilir. Ben daha çok okul öncesi ve çocuk boyutunda uzman olduğumu düşünüyorum. Çok da uzman olmadığım konuda çok ahkam kesmek de istemiyorum açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Gizem Zararsız öğretmenim, mikrofonunuz açık, el kaldırmışsınız. Buyurun, sizi dinleyelim. Öncelikle merhaba Zeynep Hocam ve herkese çok teşekkür ederim. Evet. Benim bir öğrencim var. Onunla ilgili bir şey soracaktım. 7 yaşında, 1. sınıf öğrencisi. Hem hiperaktivite bozukluğu var, hem de anksiyete bozukluğu var. Ve böyle bir süreçte evde kalıyor. Aslında hani bahçeleri falan olduğu için işte oralara falan çıkıyormuş ama böyle annesiyle daha yeni konuştum tam programdan önce. Biraz zorluk çekiyormuş ve hani ona artık ben hiçbir şekilde laf dinletemiyorum gibi şeyler söyledi. Sizin söylediklerinize benzer şeyler söyledim ama onların dışında ayrıca böyle bir öğrenciye ne gibi önerileriniz olabilir? Şöyle, bir kere öğrencinin bir geçmişini bilmek lazım. Çünkü eğer hiperaktivite bozukluğu varsa zaten dikkat dağınıklığı var. Bir de kaygılı dediniz galiba. Siz muhtemelen acaba rehberlik aldı mı daha önce? Yani bir dosyası var mı?
bir yardım almış mı, aslında özel eğitimde bir ilaç şey almış mı? kullanıyordu. Okul O zaman döneminde ilaç kullanıyordu ve iyi geliyordu aslında ama şu an doktoruyla da iletişim kuramıyorlar. Önemli şey şu, önce doktoruyla iletişim kurmak zorunda. Çünkü ilaç dozlarını ayarlayabiliyorlar bu süreçte. Doktor rehberliğinde etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ve onun geçmişini bilmek lazım. Çocuğun özelliğini bilmek lazım. Çocuk nelerden hoşlanıyor? Dikkat dağınıklığını artıran şeylerden biri düzensizlik. Rutinleri var mı çocuğun? Rutin çok önemli arkadaş. Uyku saati deyip geçmeyin. Uyku saati düzensiz olan çocuklara bakın sınıfınızda. Eğer uyku erken yatmıyorsa, uykusunda problem varsa. Yani şunu demek istiyorum. Daha önceden çocuk bir gezmeye gitti, oturmaya gitti diyelim. Biz biliyoruz, seviyoruz toplum olarak birbirimize gitmeyi, aile gezmelerini. Ben dikkat ederim genelde. Eğer aile saat 11'e 12'ye kadar oturuyorsa gittiği yerde, o çocuk da elinde mutlaka ya telefon oluyor, o da oyalanıyor başka bir yerde. O çocuk da mutlaka dikkat dağınıklığı oluyor ve o çocuk mutlaka ödevini hep anne babayla yapıyor. Bireysel yapmıyor. Yani benim ödevim var yapmıyor. Ama uyku düzeni düzenli olan çocuk genellikle ödev sorumluluğunu bilen, dikkat dağınıklığı olmayan çocuklar oluyor. O yüzden uyku düzeni çok önemli. Hele hele 7 yaşta mutlaka şu an mesela ben kendi çocuklarımı 9.30-9'da yatırıyorum arkadaşlar. Okul öncesi çocuğumu da 10'da yatırıyorum. Esneklik payı var. 9'da yatan çocuğum 10'da yatıyor. Ve sabah 7'de kalkıyor. Evet benim için çok zor. İnanın çok zor. Çünkü ben 11'de, 1'de, 2'de, 3'te, 1'de derse giriyorum. Gece uykusuz kalıyorum. Gecenin derslerini hazırlıyorum ama kalkmak zorundayım o çocukla. Çünkü onun rutini var. O kahvaltı rutinini yaptırmak zorundayım. Öğlen yemeğini yedirmek, ara öğünlerini yedirmek zorundayım. Neden? Çünkü o zaman daha verimli oluyor, oyunlarını daha güzel oynuyor, sinirli olmuyor. Şimdi sen anne baba olarak yatıyorsun saat 12'de, 1'de, 3'te. Çocuk kalkıyor, EBA'yı kahvaltısız bir şekilde EBA'ya katılıyor. Saat olmuş 11. Sen bu çocuktan verim bekliyorsun. Çocuk sıkılır. Günün yarısı gitti zaten. Çocuk ödevini mi yapacak o arada kalan zamanda? Oyun mu oynayacak? Seninle mi vakit geçirecek? Zaten saat 8-9 oldu mu açıyorsun bir film. Sahura kadar yatmayayım diyorsun. Sahura kadar da o çocuk seninle beraber. Hani çocuk ne ara büyüyecek? Tabii ki sinirli olacak. O yüzden lütfen rutinlerinizi bozmayın. Esneklik Teşekkür payı ederim. bırakın. Bakın esneklik payı mutlaka olmalı. Ama rutinleri bozmayın. Yani esnek ol. 9'da yatan 10'da yatsın. 11'de yatan 12'de yatsın. Ama kendiniz de mutlaka bu rutin. Kendinize bir hobi saati ayarlayın. Çünkü gerçekten çok sıkıcı geçiyor. Zamanını kitap okumak da bir yere kadar. Tabii ki kitap okuyacağız. Ama kendinize zaman ayırın. Sosyal medyayı daha fazla kullandık. Verimli sosyal medya alanlarını takip edin. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Çok güzel siteler var. Çok güzel hesaplar var Instagram'da. Eğitim hesapları. Bunları takip edebilirsiniz. Benim bağlantımda sorun mu oldu acaba? Şu an iyi, ara ara böyle bir Tamam. Tamam. aksama oluyor ama öyle problem Anladım. olabilecek gibi değil. Evet. Emrah Sıkıldınız Öztürk öğretmenim mı? yorum yazmış. LGS dönemindeki öğrencilerimizin sınavına çok az kaldı diyor. Bu süreçteki kaygı düzeylerini azaltmak için onlara neler tavsiye edersiniz? Ergenlik döneminde de olan öğrencilerimizin bu süreçte velilerine ne tavsiye edersiniz? Evet. Evde çatışmaların olduğunu söylüyorlar diyor. Demin bahsettik bundan. Bahsetmiştiniz aslında ama. Birleştirmeyeceğiz. Çok düzen. Bu zaten daha önce gelmiştir herhalde. Ben de okumuştum. Şöyle, dediğim gibi çok eleştiri yapmadan kendinizi onların yerine koyun biraz arkadaşlar. Yani kendi ergenlik döneminizi düşünün. Sınav döneminde çalıştığınız dönemleri. Hatta ergenliği geçtim. KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımız varsa eğer yeni öğretmen olan arkadaşlar, o dönemi düşünün. Bir insan, hani ben de çok eskilere gidiyorum. Biraz geri kafalıyım bu konuda belki ama büyüklerimiz, benim rahmetli anneannem derdi ki insanın kendine ettiğini başkası etmez derdi. Çocuklar da inanın bunu biliyor. Ergenler de biliyor. Yani onlar da neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. O yüzden onlarla konuşarak bu süreci yönetin. Bir de şuna dikkat edin. Benim öğrencilerimde gözlemlediğim bir şey. Bu ergenler bir odaya kapanıyor ders çalışırken. Özellikle LGS'ye hazırlanırken. Ders çalışıyorlar ama çocuklar hep bildikleri soruları çözüyorlar. Vakit öldürüyorlar. Yani kitabı açıyor, sürekli aynı sayfada dönüyor. Ya da aynı konuyu bildiği ya da yapmayı sevdiği konu üzerinde duruyor. Hayır. Oturun ciddi ciddi hangisinde eksikse ona çalışsın. Bildiği konunun tekrar tekrar çalışmanın bir anlamı yok. Hangisi eksik? Ya da şöyle diyeyim. Matematik, ben sayısal çıkışlıyım. Okul öncesiyim ama şöyle diyeyim size. Örnek vereyim. Hani öğretmenlerimiz bu konuda anlayacaklardır. Çocuk daha artı eksiği toplamayı bilmiyor. Ama oturmuş havuz problemi çözmeye çalışıyor. Olmaz. Temel neyse, eksiği neyse onu tamamlayacak önce. Bu süreçte hazır okulda birebir okula gitme rutini yokken
Eksiği neyse çocuğun önce onu bilecek. LGS'ye hazırlanan da öyle. Neyse temelde eksik, matematikte nelerim eksik, fizikte, kimyada, biyolojide, Türkçede nelerim eksik, onu bilmeden, sen topluma çıkarmayı bilmeden havuz problemini çözebilir misin? Çözemezsin. Ama bizim çocuklarımız onu yapmaya çalışıyor. Benim kendim şu an üniversitede bazı öğrencilerim var 2 yıllıkta, işte DGS'ye hazırlanıyorlar. Matematik sorusu getiriyorlar bazen. Bakıyorum kümelerde daha topluma çıkarmayı bilmiyor, kümeleri çözmeye çalışıyor. Hayır, olmaz. Ama utanıyorlar eksiklerini söylemekten. Daha toplumu çıkarmayı bilmiyor mu? Evet, ayıp değil. Sıfırdan başlayabilirsiniz. Çocuklarıyla konuşsunlar neleri. Bir de anne baba da bilsin çocuğun hangisi eksik olduğunu. Biraz da oradan kaynaklı. Yani veliler de çocukların konularına çok hakim değiller. Biraz bilmek lazım. Yani çocuk hangi seviyede, nerede? Bir de her çocuk arkadaşlar, özellikle ergenlik döneminde, eğer bir amacı yoksa herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok. Herkes İyi akademik beceriye sahip olacak diye bir şey yok. Ben hep onu diyorum. Bakın, herkes akademisyen olabilir. Bu ülkede, bu şartlarda, her ilde üniversite olan bir ülkede herkes akademisyen olabilir. Ama herkes öğretmen olmaz. O yüzden siz çok değerlisiniz. Lütfen kıymetinizi bilin. Yani teori, makale yazmak herkes yazabilir. Herkes proje üretebilir. Ama herkes anlattığı şeyi karşı tarafa veremez. O yüzden siz çok değerlisiniz. Burada sizin koronavirüs sürecinde sizin en büyük göreviniz ne biliyor musunuz? Aile eğitimi. Öğrenci eğitimi değil. Aileye rehberlik edeceksiniz. Tek yapmanız gereken şey bu. Bırakın akademik eğitim geride kalsın, tamamlanır. Bakın, Google'a yazın, milyon tane etkinlik çıkar. Ama bir merhaba demeyi bilmiyorsa bir öğrenciniz, geçmiş olsun demeyi bilmiyorsa, arkadaşının başarısıyla mutlu olamıyorsa, arkadaşının üzüntüsüne üzlemiyorsa çok büyük eksikliğimiz var demektir. Bizim en büyük beceriksizliğimiz bu. Yani bunu biliyorsunuz, siz de yaşıyorsunuz. Evet, hırslarımız var ama bu süreçte bunlardan biraz arınmalı, gerçekçi olmalı, eğitime odaklanmalıyız, öğretime değil. Benim söyleyeceklerim bunlar. Eğer sıkıldıysanız da bana söyleyebilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Sorularınız varsa yine. Seher Kuzu öğretmenim ne güzel söylemiş. Bir an okula öğretmenler odasına gittik gibi oldu. Sohbet tadında geçti. Çok teşekkürler diyor. Seher de benim bu arada komşumdu. Hala komşum uzaktan da olsa. Kendisini çok severim. Çok da verimli bir öğretmendir. Hani hayranlıkla izliyorum. Bu arada Merve öğretmenime de buradan selam söylüyorum. Kızımın öğretmeni. Emekleri için teşekkür ediyorum. Tanıdığım, tanımadığım bütün öğretmenlere, Ercan hocama, Gülten hocama, herkese çok selam söylüyorum. Ben öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Belki biraz da o yüzden objektif olamıyorum. Kusura bakmayın. Yani bence öğretmenlik her şeyin çok üstünde. Yani ben hani akademisyen oldum ama o çok çok sonra gelen bir şey. O benim kendi kişisel tercihim. İlerlerim, ilerlemem ama ben öğretmen yetiştiren bir kişiyim. O yüzden deneyimin, sınıfın, okulun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve lütfen bence kendinizi alkışlayın. Yani şu an yaptığınız işi kimse yapamaz arkadaşlar. Yani öğretmenlik çok farklı bir şey. Evet, sağlık çalışanlarımız da çok önemli. Şu an onların eline su dökemeyiz. Ama şu an bizim yaptığımız iş, aramızda sağlık çalışanı velilerimiz var. Onları motive etmek zorundayız. Onun çocuklarını motive etmek zorundayız. Eşlerimiz var, onları motive etmek zorundayız. Çocuklarımız var, onları motive etmek zorundayız. Yöneticilerimiz var, yöneticilerimizi motive etmek zorundayız. Kendimizi, herkesi, o yüzden çok değerlisiniz. Bu süreçte önce siz kendinizi, ruh sağlığınızı çok sağlam tutun. Kendinize güvenin. Etkinliğe boğulmadan süreci atlatacağız. Bu süreç bitecek. Yine sınıflarımıza döneceğiz. Öyle düşünün. O yüzden hepinize ben kendi çocuklarım adına da, arkadaşlarım adına da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz olmasanız biz olmayız yani. Zeynep öğretmenim, Sema Nur Gülçin konuşmak istiyor. Buyurun Sema Nur öğretmenim. Açmıştım ama kapanmış mı? Mikrofonunuz kesildi galiba.